Arkadaşlar soruşturma geçen yıl açıldı. Yani yeni açılmış bir soruşturma değil. Savcı 10 aydır 11 aydır soruşturma yürütüyor. Suçlayacak hiçbir şey bulamıyor. Çünkü bizim bu konudaki sorumluluğumuzun olmadığını savcı da biliyor. Soruşturma yeni bir soruşturma değil. Ama bugünlerde özellikle gündeme getirmek istiyorlar. Dediğim gibi bakın Alican Bey de ifade etti. Barış olacağına yürekten inansak bizim barış önünde engel olduğumuza yürekten inansak biz görevlerimizi bırakırız, barış olsun. Mevzu bizim koltuklarımız değil, bizim makamlarımız değil. Eğer biz aradan çekilirsek, parlamentoda olmazsak, o gün ülkeye barış gelecekse, Sayın Baydemir geçen meclis kürsüsünde ifade etti. Biz canımızı vermeye hazırız, ne koltuğu? Bu kadar net, bu kadar samimiyiz bu konuda. Dolayısıyla öyle dokunulmazlık, işte psikolojik savaşla, yani dokunulmazlığımız kalkacak diye biz ilkelerimizden, ahlakımızdan, savunduğumuz şeylerden vaz mı geçeceğiz? Leyla Zana vaz mı geçti? Orhan Doğan vaz mı geçti? Hatip Bey vaz mı geçti? Bunlar yaşandı, bitti. Bir daha o günlere dönmememiz lazım. Bakın Leyla Hanım tekrar parlamentoda. Onu içeri atanlar nerede? Gerek yok böyle şeylere. Efendim çözüm süreci erken seçimi bekleyemeyecek kadar naziktir. Geçici hükümet de olsa geçici hükümet savaş kararı alabiliyor da barış kararı mı alamıyor? Beklememek lazım. Her gün canlarımız gidiyor. Erken seçim kararı alınsa da bizim derhal müzakereye, masaya tarafları döndürecek bir siyasi irade göstermemiz lazım. Azınlık hükümeti olur, erken seçim olur. Bunlar demokratik sistemlerin gereğidir. Bunlara itirazımız yok. Olsun. Halkın huzuruna tekrar çıkarız. Halk ne derse saygı duyarız. Saygı duymayan biz değiliz. Saygı duymayanlar belli seçim sonuçlarına. Bizim aciliyetimiz şu anda oyları saymak değil. Bizim aciliyetimiz sandık falan değil. Canlar gidiyor, canlar. Bunu durdurmamız lazım. Bundan daha acil bir şey olabilir mi? Bütün anaların eli yüreğinde. Evet arkadaşlar, kısmet olursa önümüzdeki hafta Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir araya geleceğiz. Daha günü saati belli olmadı ama siyasetçiler bugünlerde konuşmayacaklarsa, birbiriyle diyalog kurmayacaklarsa bir daha mümkünse ilelebet konuşmasınlar. Biz diyaloğa açığız. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Bahçeli dahil olmak üzere. Bizi yok sayan içleştirenler bile dahil olmak üzere. Bizim kapılarımız barış için herkese açıktır. Ve biz de barış için bütün kapılara gideriz. Bizim görevimiz budur. Bu konuda hiç görevimizi safsaklayacak bir pozisyona düşmeyiz arkadaşlar. Peki son soru. Bunlar partimizin görüşleri arkadaşlar. Bunlar arkadaşlarımızın kişisel görüşleri değil. İfade edilenler partimizin kurumsal resmi görüşleridir. Ama dediğim gibi biz seçime kilitlenmekten çok şu anda barışa kilitlenmek, odaklanmak zorundayız. Bunu inşallah başaracağız. Seçim işleri kolay işlerdir. Kim kazanır, kim kaybeder, onlar seçim meydanında belli olur arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizden müsaade isteyeceğiz. Biz arkadaşlarımızla birer çay daha içip sohbet edelim.